Yani gizli gizli iş tutarsan aşikara her şey ortaya çıkar. Şimdi çok kıymetli belediye başkanımız başka bir siyasi partinin, beni hiç ilgilendirmez, Millet İttifakı'nda bir siyasi partinin teşkilatını dizayn etmeye çalışıyor. Kendi basın bürosundaki danışmanını il başkanı yapmaya çalışıyor. İl başkanı yapmaya çalışıyor. Yarına hazırlık yapıyor. Eğer mevcut bulunduğu partiden aday edilmezse, değerlendirilmezse kendisine zemin arıyor. Tabi bunu o kendi mevcut şu anki partisinin yöneticileri veya yetkilileri de bunu biliyor. Evet. Biliyorlar yani. Şimdi ben başka bir şey soracağım kıymetli izleyicilerime. Bütün izleyicilerimizin de internetten Google'dan girip Malatya'daki Millet İttifakı'nın bileşenleri, bakın burada HADEP dahil, Millet İttifakı'nın bileşenleri ve HADEP dahil, hiçbir tanesinin Sayın Selahattin Gürkan'la ilgili bir eleştirisi var mı? Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Google'a yazsınlar, Millet İttifakı'nın bileşenleri, HADEP dahil, Sayın Selahattin Gürkan'la ilgili bir eleştirileri var mı? Şimdi 24 saat ağzını açan mesela MHP'ye bir sürü sallıyor. Diyorum ki Millet İttifakı'nın bileşenleri, bütün partiler, hiçbir partinin ismini ağzıma almak istemiyorum. Selahattin Gürkan'la ilgili bir eleştirisi var mı? Ha, baktıklarında yoksa bunun nedenini araştırsınlar. Daha önceden de ben söyledim. Dedim ki Sayın Belediye Başkanımız öğlene kadar AK Partili, İkindiye kadar MHP'li, akşama kadar işte İYİ Partili ve CHP'li, akşamın belli bir saatinden sonra da HADEP'lilerle düşüp kalkıyor. İtiraz eden varsa buyursun kendisi itiraz etsin. Ben de kendisine anlatayım. Evet. Bu olmaz böyle. Yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olur mu? Ya ben bunun örneğini, emsalini görmedim. Evet. Zaman zaman böyle... Şimdi farklı hazırlık yapıyorsa bu böyle olmaz. Bu etik değil. Bu etik değil, ahlaki değil, doğru değil.